Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün sizlere bir arkadaşım tanıdığım benden dua istediği zaman nasıl bir yol izliyorum bundan bahsedeceğim. İnşallah size de bir faydası olur. Geçtiğimiz yıllarda annemin doğum günüydü. Teyzem arayıp anneme demiş ki, senin niyetine doğum günü hediyesi olarak Yasin-i Şerif okudum. Duanı da kendin yap demiş. Ah dedim, böyle bir şey mi varmış ya, ne kadar da güzel bir hediyeymiş. Ben daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. Belki içinizde duyanlar olmuştur. Bu benim çok hoşuma gitti. Dedim ki Allah Allah dedim ya, ne kadar güzel bir şey. Kalkmış gitmiş senin niyetine Yasin Şerif okumuş ve bunu sana hediye ediyor. Bence bu büyük bir şey. Resmen sana açık çek veriyor, diyor ki ben diyor sana açık bir çek yazdım. Sen doldur diyor, ne istiyorsan diyor, sen doldur diyor. Bu çok beğendim ben bunu. Sonrasında birkaç arkadaşıma doğum günlerinde ben de bu şekilde hediyede bulundum. Sizin de aklınızda olsun. Bir arkadaşınızın doğum gününde ona Yasin-i Şerif okuyup senin adına Yasin-i Şerif okudum, ne dileğim varsa dile Allah'tan deyip ona hediyede bulunabilirsiniz bence. Güzel bir hediye, farklı bir hediye. Sonrasında dedim ki bunu başka şekilde de uyarlayabiliriz. Ve ben bunu öğrendikten sonra benden dua isteyen arkadaşlarıma, kardeşlerime elimden geldiğince Yasin-i Şerif okuyup dua etme gayretinde bulundum. Mesela arkadaşlarım geliyorlar, işte sınavım var, derslerim var, bana dua eder misin? Ya da bir hastalık oluyor, sayrılık oluyor, ameliyat oluyor, şu gün şu saatte ameliyatımız var, dua edin deniliyor. Ben bir kişi benden dua istediği zaman bunu çok önemsiyorum. Diyorum ki yani bu kişi gelip benden dua istiyorsa gerçekten buna ihtiyacı vardır. Ve bunu bir görev olarak algılıyor ve o şekilde inanıyorum. Biliyorsunuz ki mümine duası kabul olunan dualardan bir tanesi. Durum böyle olunca ben de diyorum ki temiz bir şekilde, temiz bir ağızla, güzel bir üslupla o kardeşimin niyetini, duasını inşallah geri çevirmeme gayretinde oluyorum. Ve bu hususta da şöyle bir yolunu izliyorum. Öncelikle abdestimi alıyorum güzel bir şekilde. İki rekat Allah rızası için namaz kılıyorum. İki rekat namaz kıldıktan sonra ardından açıyorum, bir adet Yasin-i Şerif okuyorum. Yasin-i Şerif okuduktan sonra da Allah'ım kılmış olduğum namaz ve Yasin-i Şerif'e işte şu arkadaşımın şu sıkıntısını gidermen için ya da işte şu arkadaşımın sınavında yardımcı olman için okudum. Sen onun işini kolaylaştır. İşte ameliyat varsa ameliyatın güzel geçmesi. Artık neyse, hastalık, sayılık, duanız her neyse onun niyetini okuyor ve o kişinin ruhaniyetine hediye ediyorum ben. Bence bu duanın ben tesirli olduğunu düşünüyorum. Bir kere zaten denilir ya, kişi kendine dua edince o temiz bir ağızdan edilmez. Hani bu ağız gıybet ediyordur, işte haram yiyordur, kötü konuşuyordur vesaire. Ama bir başkası, mümin bir kardeşiniz, bir başkası sizin için duada bulunduğunda onun ağzı temizdir. Onun ağzı temiz olduğu için de direkt size ettiği dua kabul olunur denilir. O yüzdendir ki ben de özellikle kalkılmış, düşünsenize, abdest alınmış, Yasin-i Şerif okunmuş, hususi dua edilmiş. Allah Azze ve Celle bu duayı kabul etmez mi? O mümin kardeşliğini görünce, o kulları arasındaki o sevgi, o muhabbeti, o Allah rızası için yapılan duayı görünce Allah Azze ve Celle kabul etmez mi? Bence eder. Benim bildiğim Allah eder. Bu dünyada etmese bile ahirette innaki eder. Sizin de aklınızda olsun. Bir sizden dua istediğinde belki namaz kılamayabilirsiniz. Yasin Şerif okuyun. Hadi Yasin Şerif okuyamadınız. Bir Fatiha okuyun. Üç ihnası okuyun. Deyin ki ya Rabbi, bu okumuş olduğum Fatiha üç ihnası bu kardeşimin işini kolaylaştırman adına okuyorum. Onun ruhaniyetine bağışlıyorum. Yardımcı meleklerini, yardımcı kullarını o kardeşimin yanına gönder. İşini kolaylaştır vesaire. Bu şekilde duada bulunabilirsiniz. Hadi onu da yapamıyorsunuz. Takın kulaklığı, dinleyin. Bu dinlediğim duayı, işte Yasin Şerif'i, Fatiha'yı, artık ne dinliyorsanız, şu kardeşimin niyetine dinliyorum. Allah'ım sen onun işini kolaylaştır diyerekten o kardeşinizi duada bulunduğunuz zaman Allah'ın izniyle o dua güzel bir şekilde kabul olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu dünyada olmasa bile ahirette yine illaki kabul olacak. Allah duaları asla karşılıksız bırakmıyor. Duamızı anında cevap buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ben bu şekilde dua ediyorum ve size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Hatta ben arkadaşlarıma diyordum ki çok şanslısınız ya diyordum. Benim gibi bir arkadaşınız var. Keşke diyordum benim gibi bir arkadaşım olsa da bana da böyle güzel dualar etti. Hatta geçenlerde bunu düşündüm. Dedim ki evet, ben hep böyle söylüyordum ama bu YouTube kanalında ben biliyorum ki arka planda aynen benim arkadaşlarıma ettiğim güzel dualar gibi temiz bir ağızla bana dua eden insanlar var. Allah hepinizden razı olsun.
Bugün de sahur sohbetleri adı altındaki başlıkta bu konuyu işlemeyi istedim. Ben bu şekilde arkadaşlarıma duada bulunuyorum. Bununla ilgili bir hadisi şerif var mı bilmiyorum. Yani mümin kardeşimize dua ederken ne şekilde etmemiz gerektiğine dair araştırmadım. Sadece bu yöntemin faydalı olduğunu, karşı tarafa etkili olduğunu biliyorum. Hem bana etkisi hem karşı tarafa etkisi olduğunu biliyorum. Karşımızda bizden dua isteyen arkadaşımızın, kardeşimizin, insanın duasına icabet edelim. Eğer biz o kardeşimiz bizden dua istediğinde burun kıvırır dua etmezsek eğer, Allah korusun, yarın bir gün biz de dara düştüğümüzde, biz de başkalarından dua istediğimizde bize dua edilmez. Bize de yüz çevrilir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Dua etmeyene dua da edilmez diye düşünüyorum. Dilinize yapışmaz. En kötü o an kaldırın elinizi. Allah'ım bu kardeşimin işini gücünü kolaylaştır deyin. O dahi güzeldir ama tam kabul olsun. Şöyle hakkıyla edeyim diyorsanız da bence bu yöntemi izleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum videomu buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.